ateş sarar, acı dolar yürekler. Yine koşar hasretlere ümitler, sana hüzün sevgilerden armağan. Bir güneş batar yok olur tüm sevdalar. Yine rüzgar karanlık yamaçlarda, sana hasret gözyaşıyla armağan. Galip'le aranın iyi olmadığını biliyorum. Bize bir şans ver, ne olur. Hanzade, seni çok mutlu edebilirim. Kimse seni benden daha çok sevemez. Sana verebileceğim tek şey... yıllardır gönderdiğim mektuplar. Açmamışsın. Okumadın mı yani? Vazgeç bu sevdadan. Vazgeç benden ne olur. Hanzade. Bunu sakın bir daha söyleme. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Benden uzak dur. Hidrolik hortumunu buldum. Galip abi, bu kesik. Kesilmiş abi. Bak abi. Ne bu böyle? Görüyor musun? Dikkatli bak. Bıçakla kesilmiş bu. Ne diyorsun sen? Frenleri neden tutmadı anlaşıldı şimdi. Celal öldürüldü mü yani? Biri sizin canınıza kastetmiş. Nasıl yaparlar böyle bir şey? Celal'e kıydı namussuzlar. Abi... birileri geliyor mu aklına? Yani kim yapar sana böyle bir şey? Sonuçta bu senin araban. Senin canına kastedilmiş. Celal benim yüzümden öldü öyle mi? Abi, kim yapar bunu sana? Veysel, bu fren olayını kimselere söylemeyeceksin, tamam mı? Söz abi. Yalnız ben de senden bir söz istiyorum. Bunu yapan namussuzları beraber bulacağız. Beraber hesap soracağız. Söz ver bana. Eğer senin kardeşinsem... bu işin içinde ben de varım, ona göre. Veysel, bulacağız o katilleri, beraber bulacağız. Onun için bir şey yapacağım. Katilini bulacağım. Ne? Sen ne dedin Galip? Ne katili? Meğer basit bir kaza değilmiş senin. Arabanın fren hidroliğini kesmişler. Fren hidroliğini? Kim yapar bunu? Henüz bilmiyorum. Yani aslında sana mı kastetmişler? Çelebi, başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Tanıştırayım, kardeşim Veysel. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Acil dedin, koştuk geldik. Hayırdır Çelebi? Celal'i kaybettiğimiz şu kaza var ya. Evet. Kaza değilmiş. Nasıl? Biri benim işimi bitirmek istemiş. Benim arabanın frenlerini kesmişler. Ne diyorsun sen Çelebi? Bu tamamen cinayet demektir. Biri seni kafaya fena takmış. Kim peki bu? Var mı şüphelendiğiniz biri? Olmaz mı? Ödemişti diye birini duydun mu hiç? Yo, duymadım. Ya Yaşar Çatak, iplikçi Hüsnü? Bak, Hüsnü'yü duydum. Kozahan da iplikçilik yapar, doğru mu?
Doğru. Kozağında dükkanı var namussuzun. Yani bunlar mı yaptı diyorsun? Ben Ödemişli'nin azmettirdiğini düşünüyorum. Ama onu bulmak için önce Yaşar'la Hüsnü'yü bulmamız lazım. Bu işte yardımına ihtiyacım var. Ne demek? Dede Fikri benim babam gibidir. Ve sen ve rahmetli de onun oğlu gibi olduğunuza göre... Peki hazır mıyız Kadir? Abi bu da sorulur mu? Sen ölüm kalım meselesi deyince çakı gibi üç adam getirdin. Üçü de ağzına kadar dolu. Hem de tıka basa. Yürü o zaman Kadir. Hesaplaşma vakti. Öğrenelim bakalım şu işin aslını. Neden böyle bakıyorsun? Nasıl bakıyorum? Yargılar gibi. Yok. Sadece hangi burçtan olduğunu tahmin etmeye çalışıyorum. Tek bir tahmin hakkım var. Söyle bakalım. Bence koçsun. Sen tipik bir koç kadınısın. Bildim. Gerçekten bildim. Ben koç burcuyum. Nasıl yaptın bunu? Biraz gözlem, biraz sezgi. İki bardak kadar viski. Sen ne burcusun? Sen tahmin et. Aslan. Sen aslansın. Akrep. Ben tipik bir akrep erkeği. Özellikleri ne peki bu tipik akrep erkeğin? Şöyle söyleyeyim. Tutkulu. Fena halde kindar ve istediğini mutlaka elde eder. Yani zehir zemberek bir şey. Biliyor musun sen nesin? Neymişim ben? Komiksin. Esprilisin. Kadınlar komik erkekleri sever ama değil mi? Öyle derler. Peki sen nasıl erkekleri seversin? Sorunlu olanları. Boğazına kadar derde batmış olanları. Bak ben bu konuda da fena dilimdir ha. Baba sen ne zaman geleceksin yanıma? Birazdan geleceğim oğlum. Uyu hadi sen. Evet, burası son durak. Hay Allah, nerede bu anahtar? Ben sabaha kadar bekleyebilirim, acele etme. Efendim? Çok hoş bir arayış içerisindesin. Anlayamadım. Sanki anahtar değil de başka bir şey arıyor gibisin. Ne gibi? Sanki hayatın erkeğini arıyor gibisin. Semih ben... Bak beni yanlış anlamanı istemem. Senden etkileniyorum ama galiba her şey çok hızlı gelişiyor. Ben böyle olsun istemiyorum. Anlıyorum. En iyisi de bu zaten. Biraz frene basalım. İyi geceler. İyi geceler. Koskoca evde yalnızız. Ne tuhaf. Ömer Asaf odasında. Ama uyuyor. Biliyor musun Galip? Uzun zamandır hiç baş başa kalmadık seninle. Evet. Seni çok özledim ben. Omuzunda yatmayı özledim. Kokunu özledim.
Sabahları seninle uyanmayı özledim. Hanzade. Ben odamıza çıkıyorum Galip. Seni de bekliyorum. Lütfen yukarı gel. İşe gitmiş olamaz ki. Baba neredesin? Uf ya uf. Yoksa annemin yanında mı? Vay. Şimdi görürsünüz siz. Hey! Oğlum dur, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen benimle yapmasın ha! Ne yapıyorsun? Sen benimle yapmasın ha! Al! Dur al yapma bakalım. Dur! Al bakalım! Bu gece de burada yatacak, ne yapacaksın? Sen gel buraya bakayım! Ömer sakın! Babamı elinden aldın! Oğlum sakın! Ömer dur! Gel lan buraya, gücünün yettiğine ha! Hadi bakalım şimdi ne yapacaksın? Baba dur yapma! Aa yeni başladık! İstediğin kadar burada tabirse yapma baba. Öyle mi? Bir daha odamıza böyle paldır küldür girecek misin ha? Hayır yapma. Derslerini zamanında yapacak mısın? Evet. Harçlıklarını eline geçer geçmez harcayacak mısın? Evet, hayır. Durmadım, harcayacak mısın? Hayır. Çok koyu oldu, açık işlemi bilmiyor musun? Tamam, düzeltirim. Leydimizin bu sabah heyheyleri üzerinde galiba. Sen de tam tersine maşallah pek neşelisin. Çok mu güzel geçti gecen bakalım? Bilmem. Geçti işte. Aman yesinler. Anlat hadi korkma. Nazar değdirmeyiz. Nasıl biri bu Semih Bey? Esprili. Biraz da havalı. Havalı da ne demek şimdi? Cool yani. Karizmatik biri. Ben çok beğendim vallahi. Bir kere çok yakışıklı. Hatta fazla yakışıklı. Ne iş yapıyormuş peki? Bilmem, sormadım. Nasıl yani? Bütün gece ne konuştunuz o zaman? Ne konuşacağız canım, oradan buradan işte. Genelde yurt dışında geçirdiğimiz zamanları anlattık birbirimize. Güldük, eğlendik. Bilirsin işte. Vallahi şimdi bayılacağım. Kerpetenle bile laf alınmıyor ağzından. Merve, hakkında bir şey bilmiyorum ki anlatayım. Alt tarafı bir iki saat beraberdik. Bu kadar merak edeceğini bilsem senin için CV isterdim. Senin aklın karışık. Kafana bir şey takılmış senin. Biraz öyle. Ne oldu bakayım? Biz öpüştük. Ne? Bu çok romantik ya. Süper. Ama sen niye böylesin? Her şey çok hızlı başladı çünkü. Hatta fazla hızlı. Korkuyorum artık Merve. Anlasana. Sütten ağzım yandı. Yoğurdu üfleyerek yemek istiyorum. Al bakayım şunu Ömer Asa. Anne içim yağlı ballı ekmek oldu. Yemezsen gıdıklarım bak. Of peki. Aa Semih amca geldi. Hoş geldin Semih amca. Sen mi davet ettin? Ne haber Ömer Asa? Kahvaltıya davet etmiştim. Neden bana haber vermedin? Söylemeyi unuttum. Geldiğinden beri doğru düzgün ilgilenemedik. Hem konuşacaklarımız da var. Günaydın. 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 Otursana. Hanzade, Semih'e de bir bardak çay verir misin? Tabii. Ömerciğim koş içeriden bir bardak getir. Nedir o? Bunlar. Ne var o dosyanın içinde? Broşürler.
Bademli civarındaki satılık villaların broşürleri. Beraber bakarız diye düşünmüştüm. Anne al. Çayın nasıl olsun Semih? Açık olsun lütfen. Şeker istemem. Hani Hanzade ile beraber bakacaktınız evlere? Sağ olsun Hanzade bir iki yer gösterdi. Emlakçılarla falan tanıştırdı. Acelesi yok ki Galip. Asıl sen söyle bakalım. Ne oldu şu ödemişli işi? Ödemişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet ödemişti. Kim bu ödemişti Galip? İşle ilgili Hanzade. Önemli biri değil. Anne çantamı hazırlamama yardım eder misin? Geldim bir tane. Yaşar Çatak'la İplikçi Hüsnü'yü bulamadık ki ödemişliğe ulaşalım. Biri bizden önce davranmış. İkisini de yaka paça alıp götürmüş. Ya kim götürmüş herifleri? Bulabildiniz mi? Hayır öğrenemedik. Ama her taşın altından ödemişli denen adam çıkıyor. Kesin onun işidir. Ne oluyor Galip? Bu anlattıklarından hiç hoşlanmadım. Tehlikeli işlere bulaşıyor gibisin. Önce şu ödemişliği bulalım da. Tehlike neymiş göstereceğim o herife. Eğer bir de Celal'in ölümüne sebepse gör bak neler yapacak. Söyle bakalım psikolog arkadaşım. Yanlış mı düşünüyorum yani? Galip olayından çok darbe aldın. Semih konusunda tedbirli davranman çok doğal. Semih hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne yer, ne içer. Arkadaşı dostu kimlerdir? Nasıl bir insandır? Biraz ağırdan almak istiyorum. Haklı değil miyim yani? Haklısın. Hem işi sıkı tutmalısın hem de hızı kesmelisin. Bu sefer yavaş sürmelisin arabayı. Kaplumbağa hızıyla. Ne garip değil mi Merve? Belki de bugün gazetemi satıp kısa bir süre sonra Bursa'dan ayrılacağım. Tam bu sırada karşıma hoşlanabileceğim bir erkek çıkıyor ama artık her şey için çok geç. Belli mi olur? Bizim için kalmadın ama belki Semih Bey seni Bursa'da kalmaya ikna eder. Sen durumu iyiden iyiye abartmadan bu konuyu kapatsak Merveciğim. Ben Ömer Asaf'ı okula bırakacağım. Çıkmam lazım. İyi, ben de sizinle beraber çıkarım. Ceketini getireyim dedim ama bulamadım. Nereye koydun? Dur ben alırım. Ben getiririm. Yerini söylesen. Sen otur bakalım. Kendini fazla yoruyorsun. Hem misafirimiz de yalnız kalmasın. Seninle konuşmamız lazım. Müsait olduğunda beni arayabilir misin? Semih rica ediyorum sus. Arayamam ben seni. Ama kafama takılan çok önemli bir soru var. Cevaplarsan bir daha seni rahatsız etmeyeceğim söz. Yeter artık Semih. Yalvarırım yeter. Çok üstüme geliyorsun. Evet biz hazırız. Gidelim mi Semih? Hadi gidelim. Akşama bir şeye ihtiyaç var mı? Yok. Eğer bir şey lazım olursa arar söylerim. Hadi Semih. Tamam geldim. Makbule'yle Songül halletsin. Bir yorgunluk kahvesi iyi gelir bize kızım. Bakalım cezve nerede? Nereye koymuş olabilir? Amma olmaz şeymiş bu kahve. Makbule? Songül siz misiniz?
Akın sen mi geldin? Hayır ben geldim Azade. Ne işin var senin burada? Kusura bakma korkutmak istememiştim. Gerçekten. Ama korkuttun beni. Niye döndün? Broşürlerimi unutmuşum da onları almaya geldim. Yaklaşma bana. Hanzade lütfen. Broşürlerini alıp gider misin? Hanzade dur ne olur. Broşürler o kadar acil değil. Bırakır mısın kolumu? Al git hadi. Semih al şunları lütfen git bu evden. Seninle 5 dakika geçirmek istiyorum. Sadece 5 dakika. Hepsi bu. Olmaz Semih. Şimdi biri gelebilir. Sadece sohbet ediyoruz. İkimizin arkadaş olduğunu bilmeyen var mı? Üstelik yetişkin insanlarız. Senin yetişkin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hiç öyle davranmıyorsun. Evde yalnız olduğumu bildiğin için dönüp geldin değil mi? Bunu fırsat bildim. Yok. Ben broşürlerimi almaya geldim. Hanzade, ben seni üzmek isteyecek en son kişiyim. Ama bu kaçışların deli ediyor beni. Semih çık evimden. Bak, sana bir tek soru soracağım dedim. Sorumu sormadan, cevabımı almadan şuradan şuraya adım atmayacağım. Ne olur biri gelmeden git. Ne olur. Bu sana bağlı. Ne istiyorsun peki? Dedim ya Hanzade. Tek bir sorun var. Yalnızca bir sorun. Sana karşı hissettiğim tüm duygulara karşılık sadece bir cevap istiyorum o kadar. Sonra çekip gideceğim. Sonra demin soracaksın. Bir tanesini bile açıp okumamız. Sana gönderdiğim mektupları okumamışsın. Evet. Açıp okumamışsın ama yırtıp atmamışsın da. Madem okumadın neden atmadın? Bunca sene neden sakladın o mektupları? Bu mu bilmek istediğin şey? Evet bu. Cevabını çok merak ediyorum. Songül abla. Bu ne dağınıklık böyle? Bir gün izne çıkıyorum şu mutfağın haline bak. Hayda her yer kahve olmuş. Bu kesin Anzade Hanım. Kesin. Neden gülüyorsun? Soruna gülüyorum çok komik. Neden komikmiş? Sen gerçekten takıntılı biri olmuşsun. Eskiden romantik biriydin. Şimdi saplantılısın. Bunu biliyor muydun? Her şeyden bir anlam çıkarıyorsun. Daha doğrusu her şeyden tek bir anlam çıkarıyorsun. Neymiş o anlam? Her şeyden çıkardığın tek bir anlam var. O da maalesef ben. Bu doğru. Çünkü baktığım her yerde, duyduğum her kelimede sen varsın. Bu senin sorunun Semih. Beni hiç ilgilendirmiyor. Sorunun cevabını vereyim mi sana? Elbette. Benim için hiçbir şey ifade etmiyorsun. Mektuplarına bu yüzden el sürmedim. Peki neden sakladın Hanzade? Lütfen söyleyebilir misin? Bilmiyorum. Geri vermek için herhalde. Okumadığımı göstermek için. Yalan söylüyorsun. Seni avcumun içi gibi tanırım ben. Sen benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Senin hakkında ne kadar çok şey bildiğimi tahmin bile edemezsin. Bak, işte gidiyorum. Hazade Hanım, iyi misiniz? Evet, ne oldu? Sizi rahatsız eden bir durum mu vardı? Anlayamadım. Saçmalama Makbule. Nereden çıkardın şimdi bunu? Allah Allah. Merhaba dede.
Merhaba. Bu Veysel, kardeşim. Öpeyim. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur otur. Peki. Kadir gelmedi mi? Az önce aradı. Yoldaymış, geliyormuş. Duydun değil mi? Elimizden kaçırdık adamları. Ya. Birileri bizden yarım saat önce alıp gitmiş ikisini. Ya. Dede, sen beni dinlemiyor musun? Dinlemiyorum. Niye? Boş boş konuşuyorsun da o yüzden. Yok adamları yakalayacakmışmış. Yok birileri bizden önce davranmışmışmış. Dede, sen ne diyorsun ya? Niye boş konuşuyor oldum şimdi? Celal'imi geri getirebilecek misin bana, Celal'imi? Soruma cevap ver Çelebi. Aslanımı geri getirebilecek mi bu anlattığın maceralar? O zaman sen boş konuşuyorsun. Hem de bomboş konuşuyorsun. Kusura bakma. Estağfurullah. Kusuru olan biri varsa o da benim. Celal benim yüzümden. Öst. Dur bakalım öyle. Kimseye kimse yüzünden bir şey olmaz. Herkesin yazısı başka yazıdır. Değiştirmeye de ne senin ne de benim gücüm yetmez. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldin patron. Galip Çelebi'nin arabasının frenlerini siz mi kestiniz? Başka kim yapabilir patron? Niye böyle bir şey yaptınız peki? Galip'i öldürürsek senin nazarı dikkatini çekeriz diye. Ama paldır küldür buraya getirildik. Ya. Arkadaşlar yanlış yaptı herhalde. Durumu karıştırdılar. Bizi yanlışlıkla buraya getirdiler değil mi? Siz kimi öldürdüğünüzü sanıyorsunuz peki lan? He? Patron, bağırma böyle ya. Tamam, Galip'i öldüremedik belki. Ama ölmüşten beter ettik. Değil mi Hüsnü? Öyle valla. En yakın arkadaşını, can dostunu geberttik. Bir kere ölecekti ama şimdi her gün ölüyor. Yani kendisi ölse bu kadar üzülmezdi. Değil mi Hüsnü? Öyle valla. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Yoklar. Sanki yer yarılmış, Yaşar'la Hüsnü içine girmiş. Nasıl yani Kadir, bulamayacak mıyız bunları? Vallahi ben de şaştım kaldım. Bu işe bir düzine adam tahsis ettim Çelebi. Her batakhaneye adam uçurdum. Her kulağa kesiyi tembihledim. Bu adamları bulmak imkansız gibi bir şey. Söylesene Veysel. Doğru söylüyor abi. Bütün Bursa'ya adam saldı sağ olsun. İmkansız bir tek şey var. O da Celal'i geri getirmek. Eğer katillerini bulup hesap sormazsam yaşamak bana haram. Peki Çelebi. Benden daha ne istiyorsun? Ben tükendim artık. Sen söyle. Karakollara, hastanelere de haber salın. Oralara da düşebilirler. Bu iyi fikir. Her yere adam salarım. Ben de seninle geleyim. Bir emrin var mı Galip abi? Dinle Veysel. Celal'in yetimi için bulmalıyız o namussuzları. Abi sen merak etme, bulacağız. Ben inanıyorum. Hadi eyvallah. Eyvallah. Patron, sen şimdi bana Galip'in 5 kuruş etmez arkadaşı öldü diye mi vurdun ha? Affedersin ama senin için neleri göze aldık biz? Bunun için mi yani? Ödemişti. Sen bu Galip'in dostu musun, düşmanı mısın? Ben karıştırmaya başladım vallahi. Ne istiyorsun bizden böyle ya? Bunları ne yapalım patron? Bunları ne yapalım? Güzel soru. Cevabını duymak istiyor musun Yaşar Çatay? Hı-hı.
Ya sen iplikçi Hüsnü? Evet. İyi o zaman. Kulak verin söyleyeceklerime çünkü bir kere söyleyeceğim. Bu ikisini bayıltana kadar dövün. Bayıltın sonra bayıltana kadar tekrar dövün. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz ya? Dur dur ya yap. Çekil. Çekil. Hangi hastanın dosyası Yonca? Ver değişti. Bakayım. 495 numaralı odadaki genç kızın tahlilleri. Ya Haldun, 201'deki hasta nasıl? İyi, taburcu ettik dün. Süper ya. Bak Haldun, tam şurada Sarlot'ta bir ödem oluşmuş. Görebildin mi? Evet, şimdi gördüm. Bu akşam ne yapıyorsun? Sıkı bir uyku çekeceğim. Seni çeçesine iyi soktu herhalde. Geçen akşam da erkenden yattın. Ne olmuş? Akılla gittiğimiz film süperdi. Keşke gelseydin. Çok romantik bir aşk hikayesiydi. İki sevgili sinemaya gittiniz işte. Ne işin var benim sizin aranızda? Kara kedi gibi. Bak sen. Demek Akın Bey bizi ekip aşk filmlerine gidiyor. Ben bunun hesabını sormaz mıyım? Ne dedin Tuna, duyamadım. Yok, bir şey sesli düşünüyorum. Peki diğer numuneleri gönderdik mi? Evet Akın Bey. Evet ama hala haber yok diyorsunuz. Bize geri dönmediler. Bir haftayı geçiyor neredeyse. Nilgün Hanım. Bana bundan sonra bu tip şeyleri anında bildireceksiniz. Galip Bey'e bildirmiştim. Galip Bey'i bırakın şimdi. Siz bana bildireceksiniz. Abimin işi başından aşkın. Bu iş benim kontrolümde olacak. Anlaştık mı? Peki Akın Bey. Kolay gelsin. Abicim sağ ol. Numuneleri gözden geçiriyordum. Bazı işler bayağı aksamış. Akın. Efendim abi. İş konuşmasak olur mu? Tabii. Olur. Senin neyin var abi? Efendim Veysel. Hastanelere haber verdiniz mi? Tamam, sık sık ara beni, olur mu? Sağ ol Veysel. Abi, ters bir şey mi oldu? Ters bir şey mi dedin Akın? Olanların yanında ters sözcüğü çok hafif kalır. Ama senin bulaşmanı istemiyorum. Abi sen ne diyorsun ya? Merak ederim ben şimdi. Söylesene ne oldu? Geçen gün Veysel'in tamirhanesinde kaza yaptığım arabayı kontrol ettirdim. Biri arabanın frenlerini kesmiş. Nasıl ya? Abi bu ne demek, sen biliyor musun? Hı. Biri beni öldürmek istedi. Ama Celal'i kaybettik. İnanamıyorum ya. Nasıl yani? Kim bize bu kadar düşman olabilir ki abi? Nasıl yaparlar bunu? Aç şunu. Abi pardon. Bu da nereden çıktı şimdi? Demek açmıyorsun telefonlarımı. Görürsün sen Akın. Günah benden gitti artık. Doktor Balım Özgür, lütfen acil. Ay, hala alışamadım şu anonslara. Kalbim çarpıyor her seferinde. Tıp fakültelerinde anons dersi olmalı tabii, değil mi? Aman ne komik. Şu Bursa'ya geldiğimden beri ilk defa geçen gece güzel vakit geçirdim Haldun. Bak sen, nereye gittin bakalım? Kimlerle beraberdin? Çelebileri duydun mu hiç? Meşhur teksirci aile değil mi? Evet. Aileğin küçük oğlu Akın. Çok yakın arkadaşım da. Onun Uludağ'da çok güzel bir dağ evi vardır. Oraya gittik. Orada sabahladık. Vay vay vay. Sabahladınız demek. Anlarsın işte. Yani güzel bir gece geçirdik baş başa. Ne dedin sen Tuna? Akın'la mı sabahladın? Evet, ne oldu? Akın Çelebi'den mi bahsediyorsun? Evet, o benim çocukluk arkadaşım. Akın'la baş başa ha? Sabahladınız ha? Senden izin mi alacaktım? Akın Çelebi'nin tapusu sizde mi yoksa? Düpedüz cinayet işlemişler abi. Kim yapar ki böyle bir şeyi? Şu iplikçi Hüsnü'yle yedek parçacı Yaşar vardı, hatırladın mı? Evet.
Şu hamile kız olayını başımıza saranlar değil mi? Hı-hı. Onlardan şüpheleniyorum işte. Ya benim nasıl hiçbir şeyden haberim olmaz? Abimi öldürmeye kalkıyorlar. Onun yerine en yakın arkadaşı canını veriyor. Ben burada kumaş örneklerine bakıyorum. Abi, ben de senin kardeşinim, unuttun mu? En az Veysel kadar ben de senin kardeşinim. Bağırma Akın. Tek başıma hallederim diye düşündüm. Ama adamlar sanki yer yarılıp yerin dibine girdi. Ama onlar küçük adamlar. Çelebileri karşılarına almaya nasıl cesaret edebilirler ki? Anlasana Akın, onlar sadece maşal. Sen de ağzını sıkı tut. Malum, Bursa küçük yer. Laf hemen yayılıverir. Haldun'cum, rica etsen bizi Tuna ile 5 dakika baş başa bırakabilir misin? Hay hay. Sen biraz benle gelsene şuraya. Biraz evvel anlattıkların doğru muydu? Sana hesap mı vereceğim? Söyle dedim, doğru mu? Akın'la beraber mi oldunuz? Git Akın'a sor. Bak Tuna, sana inanmıyorum. Ama diyelim ki söylediklerin doğru. Bundan balımın haberi olmayacak, anlaşıldı mı? Bak işte bunun için sana garanti veremem. Ne dedin sen o şifte? Size böyle laflar hiç yakışmıyor doktor hanım. Ya sen ne ahlaksızmışsın ya. Balım duyarsa senin o diline estetik ameliyat yaparım ona göre. Anladın mı beni ha? Ha anladın mı? Ne oldu? Anlıyorsun beni. Ya yapma Yonca, ne yapıyorsun sen? Duydun mu beni ha? Duydun mu? Yürü hadi çıkalım. Bugüne kadar hep namusumuzla para kazandık biz. Rakiplerimizi bile incitmedik. Kim bizden cinayet işleyecek kadar nefret ediyor olabilir ki? Korkunç bir şey. Biz yanlış bir şey yapmadık Akın. Ama karşımızda çok garip bir adam olduğu kesin. Peki ya bulursan abi? Polise, savcıya teslim edeceksin değil mi? Niye sordun? Kendin cezalarını kesmeye kalkarsın. Korkarım bundan abi. Yapmazsın değil mi? Polisi var, savcısı var memleketin. Değil mi? Şşş, babam arıyor. Sakın bir şey çaktırma. Tamam. Alo baba. Vallahi biz iyiyiz, asıl sizi sormalı. Nasıl? Daha Roma'da mısınız? Alışveriş yapıyor musunuz bari? Yok baba, bir şeyim cidden. Bak Akın da sesini duymak istiyor. Alo, ne haber babacığım? İyiyiz iyiyiz, merak etme bizi. Siz nasılsınız? Güzel. Baba, annemi versene. Anneciğim? Ya buraları düşünme şimdi. İtalya'dasın, İtalya'nın keyfini çıkar. Tamam. Bak anne, en az 3 çift ayakkabı istiyorum ha. Yoksa Bursa'ya sokmam seni. Hadi o Solomio, ciao bella. Ne zaman kıvırdın İtalyancayı bakayım? Bırak abi ya, konuyu değiştirme. Ya amaçlarına ulaşsalardı, ya seni kaybetseydik. Bu kadar önemli bir olayı bana nasıl haber vermezsin anlayamıyorum. Celal'i kaybetmemizin şokundan yeni yeni çıkıyorum Akın. Delirdin mi sen ya? Rezil olacağız, ne yaptın öyle? Bıraksaydın beni de bir güzel pataklasaydım o şıllığı. Ne biçim konuşmak bu? Ne yaptı da delirdin sen? Yok bir şey. Nasıl yok? Gözün dönmüştü. Baya baya pataklıyordun kızı. Sinirlendirdi beni işte. Yonca anlat şunu. Hastamla ilgili bir ukalalık yaptı terbiyesiz. Yok yanlış tedavi uygulamışım. Yok ben de doktor muymuşum falan. Ben de kendimi tutamadım işte. Boş ver. Neden aynı seviyeye iniyorsun onunla? Sana hiç yakışmıyor. Haklısın. Peki bulabilecek misin herifleri? Elimden geleni yapıyorum işte. Galip Bey, Beşik Tekstil'in adresi ve telefonları, buyurun. Orhan Beşik'ten de randevu aldım efendim. Siz bekliyor. Güzel. Birazdan çıkarım. Teşekkürler Nilgün. Rica ederim efendim. Kim bu Orhan Beşik abi? İplikçi ve Yaşar meselesi mi? Leyla Emir'le gazeteyi satmak istiyordu ya. Orhan Beşik gazeteyi almaya kalkmış. Ama sonra aniden vazgeçmiş. Sebep neymiş? Tehdit edilmiş. Abi neler oluyor böyle ya? Ya bütün bu anlattıkların akıl alır şeyler değil ya. Yoksa bu işin de Ödemişli denilen adamla bir ilgisi olduğunu mu düşünüyorsun? Sanmam. Onun derdi bizimle. Çelebi Tekstil'le. Bu görüşme sadece bir dosta yardım için. Leyla oldukça endişelenmiş. Bir öğrenelim bakalım. Kim tehdit etmiş, niye etmiş? Abi, bana ihtiyacın var mı? Ben de geleyim mi? Yoksa
Bu işi de Veysel'le mi halledeceksin? Bırak şu alınganlığı. Sen burada işlerin başında kal. Hadi eyvallah. Sayfa 18 açalım lütfen. Bursa Posta'ya ait gayrimenkullerin devriyle ilgili madde. Evet. Burada bir sorun var mı Leyla Hanım? Elbette var. Şu an oturduğum evin gazetenin mülkü olduğunu yeni öğrendim. Bu gayrimenkulleri elimden çıkarmaya niyetli değilim. Emirli ailesine ait daireler gazetenin satışına dahil edilemez. Pekala. Bu konuyu patronumla görüşeceğim. Başka bir konu var mı acaba? Şey, var. Neredeydi? Şu 57. madde. Ne demek bu? Bursa Posta en az 2 yıl boyunca Leyla Emirli tarafından yönetilecektir. Süper bir madde. Nedir bu şart Salih Bey? Bakın Leyla Hanım, holdingimiz tanımadığı bir sektöre giriyor. Yani biz medyacı değiliz. Benimle ne ilgisi var bunun? Gazeteyi siz satın almak istediniz. Gazeteyi en az 2 yıl profesyonel olarak sizin yönetmeniz şartıyla alabiliriz. Çok yerinde bir karar. Muhsin bir dakika lütfen. Bakın avukat bey. Ben Bursa'dan taşınmak için satıyorum gazeteyi. Ama bu şart patronumuzun özel isteği. Ya. İki koca yıl daha Bursa'da kalmak. Yani Galip'le burun buruna. Ne yapacağım ben? Kararınız nedir Leyla Hanım? Gazeteyi satın alacak kişiyle karşılıklı görüşmeden bu şartı kabul edemem. Ya. Aslında düşündüm de yönetim kurulunuzla tanışmadan, konuşmadan hiçbir şartı kabul edemem. Söyleyin patronunuza, bu gazeteyi o kadar çok istiyorsa bir zahmet buraya kadar geliversin. Peki, mesajınızı ileteceğim, müsaadenizle. Şu gizemli patronla bir yüzleşelim bakalım. Şu yeni patrona hayranım. Sizi 2 yıl daha burada tutmak strateji ister, akıl ister. Çok doğru hamleler yapıyor vallahi. Seni kraldan kralcı seni. Üstelik daha kralla tanışmadın bile. Çelebi Tekstil'den Galip Bey geldi efendim. Buyursunlar. Hoş geldiniz Galip Bey. Sefalar getirdiniz Galip Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Buyurun oturun. Bir şey içer misiniz? Yok, teşekkür ederim. İşler nasıl Orhan Bey? Malumunuz Çin pazarıyla uğraşmak çok zor. Adamlar ortalığı duman etti. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Ya siz? Hamdolsun. Aslında buraya geliş sebebim bizim sektörle ilgili değil Orhan Bey. Sizi dinliyorum. Bursa Posta'nın sahibi Leyla Emirli arkadaşımdır. Ben o gazeteyi almaktan vazgeçtim Galip Bey. Biliyorum. Biz de bunun sebebini merak ettik. Galiba gazeteyi satın almanızı engellemişler. Yani birileri taş koymuş. Caydırdılar desek daha doğru. Hatta ölümle bile tehdit ettiler. Ya. Merak ettim Orhan Bey. Kim tehdit etti, tanıyor musunuz? Hayır, tanımam. Herhangi bir bilgi yok mu elinizde? İnanın ne kim olduklarını ne de gazeteyle niçin ilgilendiklerini bilmiyorum. Ama yöntemlerine bakılırsa karanlık kişiler olduğu belli. Belli ki gazeteyi ele geçirmek istiyorlar. Allah Allah. Bir ateş sarar, acı dolar yürekler, yine koşar hasretlere ümitler, sana hüzün sevgilerden armağan. Yok olur tüm sevdalar.